Bugün Ruri'yi ilk defa dışarı çıkartıyoruz. Gezme için. Giriş yapmadın. Giriş yapmıyorlar ki çoğu. Ben niye giriş yapıyorum her seferinde? Yani bir merhaba denir yani. Merhaba, nasılsınız? Selamun aleyküm. Ay neydi? Aa, bir tane video var. Slay. Slay hocam. Abi böyle başlasın o Slay hocam. Slay'ımın aleyküm. Tam linçlenme. Buradan devam. Neyse, dudak kalemim Emily 205. Konu alakalı mı? Ve artık ablam şeyden döndüğü için, Balıkesir'den tamamen, onun makyaj malzemeleri, stokladığı cilt bakım ürünleri, saç malzemeleri, ne varsa artık bir anne tüketti hepsini. Hepsi artık benim. Güneş kremini falan artık kullanıyorum. Hayır, zaten ben bir şey söyleyeceğim. Çok pahalanmış zaten. Niye? Onun rengi bir tuhaf. Yani benimki gibi değil. O şey olabilir mi? İnternetten satın alınan sahte güneş kremlerinden. Bir şey diyeceğim. Eczanet sayfasından aldım ben onu. Trendyol'dan da değil yani. Ha. Aldım, evet. Kontrol ettin mi barkodunu? Ben etmiştim. Benimki orijinaldi. Arada bir renk farkı olduğu için güvenemedim ona. O işi nereden yapıyoruz ki? Neyse, ay çok güzel oldu eyelinerım. Şöyle bir problemim var. Giyinemiyorum. Yani daha doğrusu giyinmek istemiyorum. Yani o kadar kıyafetim var, süslü püslü. Onlar ne olacak bilmiyorum. Hiçbir şey giymiyorum ya, bak. Neyse, ne diyordum? İşte kıyafetlerimi falan giymek istemiyorum. Bir dakika, şunu düzeltmem lazım. Hiç bir kıyafetimi beğenmiyorum. Geçen sene aldığım her şey çok abartı geliyor. Böyle leoparlı korseler, kırmızı koca güllü bluzlar. Yani tarzım değiştiği için dolabımın hepsi çöp oldu. Yani böyle basic şeyleri giyebiliyorum. Onun dışında hiçbir şey de giymek istemiyorum. Her gün aynı kıyafetleri giyiyorum genelde. Ama bundan da rahatsız olmuyorum yani. Kıyafet değil de kendi tipim ve güzelliğim dikkat çeksin istiyorum artık. Yapamadım onu ya. Niye böyle oldu? İçi katlanmış. Evet. Kedi 1. Kedi 2. Kedi 3. Ağızlık. Ağızlık, tamam. Oydu benim unuttuğum şey. Ben alabilirim. Bence onu takmayalım zaten de. Tamam, ama yanımıza alalım. Belki üstüme mont, sence deri ceketi giysen nasıl olur, siyah deri? Ben blazer falan da sevmemeye başladım. Yani bilgi. Küfür etmesene. Ha. Of. Vallahi o hırka bana çok kalın olacak bu arada. Ben onu kışın mont gibi giyiyordum. Onu ben giyersem yanarım. Rüzge. Bir tık daha kaldırdı bu. Senin blazer sevmenin dışında bir soru bu. Ne diyeceğim ki? Asansörü açık bırakmışlar. Bizimki de merdivenlerden inemiyor. Şu an 5 katı böyle yürüyoruz aşağı. Gel. Biz şimdi geldik kafeye. Benim anksiyete. Biz kafeye geldik de. Ben konuşamayacağım. Ölge beni arıyor ve yine ekranıma düşünüyor. Konuşamıyorum ben. Çekiniyorum. Konuş gitsin ya. Bana konuşuyormuş gibi konuş.
Alo canım. O parası yiyordu. Yani mesela İngilizce bilmemesi bence bir red flag yani. Mağarada mı yaşıyoruz? Nasıl İngilizce bilmiyorsun? Hiç mi bilmiyorsun? Hiç yani. Hiç. Sıfır. Ne okumuştu bu? Hatırlamıyorum ki. Makine falan gibi bir şey herhalde. Yaş benden büyük olsun. Ne kadar büyük? 5 yaş falan olsun aramızda yani. Olgun olsun biraz. Çocuk büyütmekten bıktık artık. Gerçi bununla da 4 yaş vardı aramızda. Ama o da çocuktu. Şey olsun, 35. Benden 5 yaş büyük. Zekiye. Şey, 3 değilmiş. Ne? 3 değilmiş. Fransızca, İngilizce, Almanca. Böyle bir vizyonu olsun, bir hayali, bir amacı olsun. Amaç sahibi. Zaten amaçsız insanlar hep böyle karı kız peşinde koşuyor. Evet. Vakti olmasın yani aramaya. Öyle de çok da vaktisiz olmasın. Sana da vakti olsun. Bana sadece vakti olsun. Sana vakti olsun. Bak bu önemli. Evet, vakit ayırması önemli. İnşallah sesim geliyordur halka. Vlog çekmek çok gergin ya. Sen çekmiyorsun galiba. Ya ben çektiklerimi editleyemiyorum ki. Niye? Bir tane en son anabinlerle şey çekmiştik. Dubai atıştırılmadı. Değil mi? Onu gördüm. Onu atsam tutar bitmiyor, bu arada. Bitmiyor. Bir yandan biri bağırıyor, bir yandan bağırıyor. O kadar insanla şey çekmek o kadar zor ki. Bir de benim şimdi saklama alanım da olmuş. Video da çok uzun. Bir kısmını editledim, kaydetmem gerekiyor. Bilgisayardan silmem gerekiyor. Sonra ikinci kısmı falan, yani o hala sürüyor. Aynı şeylerle mi sürekli dinlemek de yoruyor. Bir de benim bilgisayarın sesi de bozuldu. Sana bir şey diyeyim, ben telefondan 5 dakikada edit yapıp atıyorum. Telefondan. O zaman sen kısa... Ama seninki ama şey... konuşmalı olanlar öyle. Vloglar falan, o tarz şeyler şey yapar. Ben kamerayla çektiğim için telefonda öyle bir ihtimalim yok. Benim de yer sıkıntım var. Evet ya. Şimdi artık yükleme kısmını şeyden yapmaya başladım, bilgisayardan. He. Telefondan HD yüklemiyor. Evet. Evet, birkaç madde daha arkamızda var Özge Hanım. Nereye eklemek istersin? Ben hiç iyi erkek görmedim ki. Bilmiyorum neler olur. Mesela yemek yapsın. Ah, yemek yapsın. Evet, kesinlikle. Ay bir de diğeri nasıl biliyor musun? Böyle şey, kadın dediğin yemek yapar. Kadın dediğin şöyle yapar. Sonunda çok ters bir çok yani. Ters gerçekten. Yani herkes söylüyordu bana istenlik değil diye zaten. Nasıl demeden şey yaptın? Ay çok kadın erkek diye ayırıyordu ya. Şey ailesi diyor, öyleydi şey ama. Şey demiştin bir videoda mı şeydi? Affersin mi? Evet. Yani bana sözde vermedim dedi ama bence verdi yani. İşte ben ticaret adamıyım, kimse hükümet ona... Sonra benzin yükseldi diye ağlıyordu. Başka her şeyi de yazdım. Yeter bence. Bunlar olursa zaten daha ne olsun. Mesela şey gibi bir şey var mı? Fiziksel atıyorum. Saç rengi. Hiç yok. Yok mu? Yani ben her türlü... Ya bir şey söyleyeyim, ben o kadar karaktersizlikten bıktım ki. Yani fiziksel hiçbir şeye bakmıyorum artık. Sadece karakter, adam olsun yeter. Doğru olun bence. Adam olsun, bir de uzun olsun. Kesinlikle. Uzun da olmasın. Ya ben zaten 1.60'ım, nasıl uzun isteyeyim yanıma ya? Biz evet, şeyde, öncekinde yani. Böyle yanında şey gibidir, yani çocuğu gibi duruyordu. O da çok uzun ama yani. Onun şey çok nadir, bundan 80-85 iyidir. Evet, o iyi. Yani yanında topuklu da giyebileyim rahat rahat. Tam onun arası. O biraz öyle, evet. Evet, umarım bu şeye değer bu arada. Bu set siliyor. Bu setup'a değer umarım. Setup'ımız çok güzel. Evet. Şimdi öncelikle Edem atmak için yoğurdun içine biber döktüm, zayıflayabilir miyim acaba? 5 kilo garanti. Bir haftada 10 kilo vermişsin tarif hemen. Aynen. Şimdi bak, ödem atmak için en iyi şey bir kere maydanozdur. Evet. O yüzden maydanozu sen bak şey güzel. Mesela sabahları aç karnına şey yapabilirsin. Birkaç farklı tarif var. Mesela maydanoz böyle bir avuç. Ondan sonra elma, normal suyla da... Ama şu an kafada şey evet. Normal suyla bunları blenderda geçirip içiyorsun. Ve bunun tadı bu arada güzel. Limonla sıkıyorsun. Ben çok severim. Ben elmayı koyduğundan sonra elma oluyor tabii. Ben maydanozu sevmem ama mesela bak o güzel oluyor. Ya da mesela
eğer hani onun sabah yapman çok önemli ama mesela gün içinde yemekten önce falan şey maden suyuyla yapabilirsin onu. Hem doyuruyor seni hem de ödem atmanıza maden suyu, maydanoz yararlısı. Evet. Peki bir şey soracaktım. Mesela o yoğurt karışımı da bu arada akşam cidden şey yapar şeyler ama tabii bunlar bir günde değil. Kereviz sapı suyu mesela. Kereviz sapı suyu evet bunlar da. Ya yeşillikler işte ödem atman yardımcı oluyor ama sen bunu bir kere kullandığında ödem atacak diye bir şey yok. Sen o gün hamburger yersin. Sonra da kereviz suyu içersin. Yanıyoruz. Hiçbir şey yaramaz. Ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Benim şimdi... Hiç öyle bir şey yok bir kere. Uyurken yapıyorum. Evet uyandım. Şey, adı neydi? Magnezyum. Muz var mı? Magnezyum neyden alacağım? Muzlu baba mesela. Magnezyum yok. Nasıl bilmiyorsun? Çok zor. Muzdan alın hep bildiğin. Burayı kesten şimdi yazıyor. Bir de hangi formunu alacağım o da önemli. Şimdi yorgunluğum, halsizliğim var ya magnezyum iyi geliyor. Ve genelde bunlar için atıyorum bir kere kant haline bakacak. Eğer senin kant halinde magnezyum yüksekse yok efendim yorgunluğum magnezyum var diyemezsin. Senin yorgunluğun gece yükseğe dönüştürebilirsin. Güneşli misin sen neye bir magnezyum alacaksın? Fazlası da magnezyumun zararlı. Nasıl bir zarar mesela? Mesela şimdi magnezyum fazlası kemiklerde birikip kemiklerimizi zarar verip kapak oldu muydu? Oldu. Ama işte dediğim gibi eksiklik varsa mesela hani takviye genelde veriliyor. Peki ben halsizim. Beni hype'layacak ne yiyebilirim? Sana hype'layacak bir şey denmez de kan tahlilleri yaptıracaksın. Yani belki demiyorsun zaten. Kan tahlilimi yaptırıyorum ben hiçbir şey çıkmıyor. Nasıl? Yemin ederim sana hiçbir şey eksik çıkmıyor. O zaman bir, düzensiz beslendiğin için oldu. İki, uykundan dolayı olabilir. Üç, psikolojik olabilir. Üç, evet, psikolojik. Çekmiyor ki gece. Dur.